Reklamların ardından programımızın ikinci bölümü devam ediyor. Kent ve Ekonomi canlı yayınında Manisa Televizyonu ekranındasınız. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demran'la sohbetimiz devam ediyor. İbrahim Bey, şimdi ürün planlamamızı değiştirmemiz gerekecek mi böyle durumlarda? Özellikle evet. Baktık ki önümüzde uzun vadeli bir kuraklık problemi var. Kuşkusuz daha az su ihtiyacı gerektiren bir tarımsal üretime geçmek gerekebilir. Şimdi bir de 12-18 Aralık haftasının yerli malı haftasını olduğunu düşündüğümüzde zannediyorum bu iki konuyu birbirine bağlayarak yine gözlemlerinizi, evet, izlenimlerinizi ve yapılması gerekenleri bizimle paylaşmak istersiniz. Tabii ki. Yani çocukluğumuzun sloganıydı işte yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diye. Gerçekten de üretimin kendi olanaklarınızla ve kendi kendinize yetebilmeniz çok önemli. En büyük zenginlikti. Evet, evet. Bunun önemini hani musibet bize öğretti. Korona. Evet, doğru. Pandeminin ilk günlerinde, ilk dönemlerinde işte sokağa çıkma kısıtlamaları, yasaklamaları başlama döneminde insanlar marketlere hücum etti. Orada hatta bazı ülkeler işte buğday, pirinç ihracatını, hatta Türkiye limon ihracatını yasakladı biliyorsunuz. Çünkü herkes öncelikle kendi ülke insanını doyurmakla mükellef. Tabii. Önce can. Tabii. Sonra tabii ki, can. Evet. Tabii. Yani önce kendi canımız, kendi yurttaşımız, kendi vatandaşımız. Kendimiz. Eğer ki biz yine çocukluk dönemlerimizde hep övünerek gururla duyardık. İşte kendi kendine yetebilen. Yedi ülkeden birisiyiz diye. Tabii o dönemde bu dönem arasında iletişim, ulaşım, sanayi, teknoloji anlamında ciddi yani değişimler ciddi var. Ciddi değişimler oldu. İşte globalleşme oldu. Ancak biz şunu görüyoruz. Birisini arkaya itip öbürünü öne çekerek ileriye gidilmiyor. Bugün tarımda en ileri ülkelere baktığımızda bu ülkelerin sanayide de en ileri olduğunu görüyoruz. Yani işte ne diyoruz? Hollanda işte nüfusu şu kadar bu kadar. Gerçi tacir bir ülke. Hani oradan alıp buraya satan, buradan alıp işte portakal ihracatında dünyada ilk üçün içinde. Ama bir tane portakal yetişmiyor orada. Aynen. Narenciye yetişmiyor. Aynen. Alıyor, satıyor. Her neyse. Ama gerçekten kendi ürettiği ürünlerde de önde. Tarımla sanayiyi kol kola getirebilir. Kol kola getiriyor. Evet. Amerika'da böyle yapıyor. İngiltere'de böyle yapıyor. Almanya'da böyle yapıyor. Bakın aşıyı bulan işte ülke ki sevindirici BioNTech'le Pfizer oranın ana vatanı, ama tarımsal üretimine de bakıyorsun kat kat ileri. Yani bir şeyi bilimde çok ileri gidiyor olmanız tarımı tıkaka göreceğiniz anlamına gelmez. Ötelemenizi gerektirmiyor. Evet. Tam tersine kol kola ikisi beraber ileriye gidiyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de hep bir şeylerin pahasına. Örneğin biraz önce tarımsal üretimde Manisa'nın ne kadar avantajlı olduğunu, bu avantajı sağlayanın da iklim olduğunu özellikle söyledik. Tabii ki toprak da çok önemli, ama toprak Sivas'ta da var, Muş'ta da var. Daha büyük ovalar var. Ama dediğimiz gibi orada buradaki üzümü yetiştiremiyorsunuz. Buradaki zeytini yetiştiremiyorsunuz. Zeytin -8'de donuyor. Doğru. Yani buradaki iklim buna müsait. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Buradaki tarım alanlarını korumamız gerekiyor. Ama koruyabiliyor muyuz? Bakıyoruz. İşte Alaşehir'den başladı jeotermal faaliyetler. Yeraltı su kaynaklarını kirleten. Çok uzağa gitmeyelim. En son İzmir depreminde ne yazık ki yıkımın olduğu alan verimli tarım arazisi. Tarım alanları. Siz bir şeylere rağmen yani şu dayatılıyor. Enerji de lazım. İşte konut alanı da lazım. Sanayi de lazım. Bakın. Yani evet bunlar kimse lazım. Bu ihtiyaçları kimse bunu zaten inkar etmiyor. Göz ardı etmiyor. Enerjinin evet. lazım evet. olduğunu hiçbirimiz inkar asla. Etmiyoruz. Asla. Ama enerjinin elde yöntemleri o kadar farklı ki, fazla ki, hı-hı, güneş enerjisiyle de üretebiliyorsunuz, rüzgar enerjisiyle de üretebiliyorsunuz. İlla benim ovamı kirletmek durumunda değilsiniz. Tabii. Orayı delmek durumunda değilsiniz. Ve yine iklim değişiklikleriyle ilgili olarak bakıyorsunuz, Akhisar'ımızın, Manisa'mızın dağlarının hemen hemen tamamı yaralı. Hepsinde mermer ocakları, taş ocakları. Ve işte Amerika'ya mermer satıyoruz. Bilmem nereye bunu satıyoruz. İyi de benim ekolojim bozuluyor. Tabii. Benim su dengem bozuluyor. O dağlar benim
Kaz Dağları en güzel örnek tabii buna son dönemde. Tabii ki benim su ambarım. Bakın bu bölgede hani bir şeyleri yaparken evet madencilik tabii ki yeraltı kaynaklarının ama eğer o yeraltı kaynaklarını siz değerlendirirken ekolojik dengeyi bozuyorsanız, oradaki endemik bitkileri yok ediyorsanız kesinlikle ve buradaki tarımsal bitkisel üretimi riske atıyorsanız sizin oradan kazanacağınız paranın bir hayrı yok. Evet. Çünkü orayı kirlettiğinizde onlarca yıl orası artık eski toprak, temiz toprak değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki herkese görev düşüyor. İşte şu söyleniyor. Ya tarımcının bir altıncı kadar ya da bir madenci kadar evet. Çok ciddi lobisinin olmadığını da düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Yani çünkü tarımcı biliyorsunuz yani ancak kıt kanaat kendini geçindirebilen ancak ayakta durabilen ki artık o da bu son zorlaşıyor dönemlerde giderek. Zorlaşıyor. Çünkü evet. Artan girdi maliyetleri, aracı sayısındaki fazlalık, üretimle tüketim arasındaki makasın daha da açılmasını, üretici para kazanamazken tüketici de çok pahalı fiyatlara ürün maalesef. Tüketir. Aradaki oluyor. Tüccarlar hani, kim olduğu bilinmiyor. Pek bir devlet kaydı da yok. Vergi de vermiyorlar ama en büyük kazancı onlar sağlıyorlar. Hani ki bunlar da haksız kazanç. Evet. Haksız rekabet. Yerli malı haftasında üzülerek görüyoruz ki marketlere gittiğimizde büyük marketlere aldığınız nohutun artık menşeine bakar oldunuz. Bu nohut nerenin? Mercimek Kanada'nın mı? Evet. Şuranın mı? Buranın mı? Yani ve ciddi fiyat farklılıkları da var. Yani oradaki ta Kanada'nın mercimeği nasıl olur da Manisa'da satılır? İnsanın aklı hayali almıyor. Çünkü bizim topraklarımızda, iklimimizde bu ürünleri yetiştirmeye son derece elverişli. Ki geçmişte de çok başarılı bir şekilde çok üretimi yapıldı bunlar. Çok başarılı bir şekilde. Evet. Tabii ki Kara Şimşek diye bizim yaşımız tabii. Onlara uygun. Tabii. Hani çok fazla üretim yapılınca işte askeriyede, tabii. Hastanelerde tabii. Benim gibi yatılı okul okuyanlar yatılı okullarda çok mercimek yedik. Doğru. Ki hakikaten de baklagiller dünyanın çok ciddi bir en sağlıklı kalori olarak da enerjisi çok yüksek baklagiller. Hem protein olarak hem lifli oldukları için de çok sağlıklı. Kesinlikle. Yani biz bunları üretemeyecek ülkeler değiliz. Biraz önce ben Türkiye'deki tarım topraklarının miktarının 23 milyon hektar olduğunu söyledim. Bundan yaklaşık 15 yıl önce bu 4 milyon hektar daha fazlaydı. 40 milyon dekar bunun karşılığı. Ne oldu? Bu alan ekilemez, biçilemez hale geldi. Çünkü insanlar para kazanamadı. Yani artık Türkiye'nin oturup tarımsal üretimde bir sefer bir yön belirlemesi lazım. Bir yön belirlemesi lazım. Kamu yararı nedir? Kamu yararı neyi gerektirir? Neyi gerektirir? Şimdi buradaki istimlaklara baktığınızda hani binalaşmayla sizin söylediğiniz gibi İzmir Bayraklı, Mavişehir ki Türkiye'nin birçok bölgesi dere yataklarına kurulan evler işte Alüvyon arazilerine yapılan yapılar. Doğa tabii geri almaya çalışıyor zaten. Ve bir şekilde de alır. Alıyor. Bir şekilde de alır. Alıyor. Afetlerle ve görüyoruz. Maalesef bunu. Afetlerle bunları görüyoruz. Şimdi bizim kamulaştırılan tarım alanlarına, el koyulan tarım alanlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Kamu yararı nedeniyle madenciliğe aktarılmasına. Ya bu nasıl bir kamudur ki beslenme dururken yer altından çıkarılacak nikelden bir fayda duyar. Evet. Yani evet para lazım, enerji lazım. Sıcak para ama lazım, evet. Bakın bu bölgelerin nadide bölge olduğu, en başta söyledim Aydın, Manisa, İzmir, özellikle Ege bölgesi için. Çıkalım i̇şte kuzeye işte yani Çanakkale, bakın, Balıkesir, siz, Bursa. Tabii ki buralar Türkiye'yi doyuran yerler. Doğru. Tabii ki İç Anadolu'daki topraklar da Kalan çok değerli. Da çok değerli. Kesinlikle Konya'mızdaki o devasa patates alanları, buğday üretim alanları, şimdilerde mısırla işte üretim yapılan alanlar hepsi değerli. Ama 12 ay üretimi yapabileceğimiz Türkiye'nin uydudan çekilen fotoğraflarını görüyorsunuz değil mi? Sadece Karadeniz'in üst hattında kalan çok dar bir alanın dışında neredeyse yeşil kalmamış. Yeşil kalmamış durumda. Yani bu yerli malı haftasında bizim oturup bunları gerçekten iyi sorgulamamız ve önümüzdeki dönemin de özellikle gıda ile ilgili sıkıntıların yaşanacağı. Çünkü artan dünya nüfusu, beslenme ihtiyacı, bunun insanlık var olduğu sürece işte ilk önce avlanarak, toplayarak beslenen insanlık artık belirli yerlerde lokalize olduktan sonra Göbekli Tepe işte ilk biliyorsunuz uygarlık. Şimdiye kadar keşfedilen medeniyet, medeniyet ve tarımla ilgili tabii, bir tabii. uygarlık. Bizim oturup tarıma
Artık sulamamızı bu şekilde yapacağız. Üretim desenini şu şekilde oluşturacağız. B planımız şudur. Eğer kuraklık evet, olursa kuraklık şuna olursa geçeceğiz. Şu ürünleri şu bölgelerde evet, yoğunlaştıracağız. Evet. Hatta şunlara destek vereceğiz. Hatta kredi vereceğiz, hatta teşvik eğer vereceğiz. Eğer kanallara verilecek suyumuz yoksa hı-hı, ki şu anda yok. Ha, kış aylarında belki bir su inşallah oluşur. Ama eğer oluşmazsa bizim şunu dememiz lazım. Biz Nisan ayında, Mart ayında bunu dememiz lazım. 2021'in. Bu sene kanallardan su yok. Evet. O zaman bağları kurtarmak için yeraltı kaynaklarından, bağları kurtarmak için gerekirse açık alan yetiştiriciliğine izin vermiyorum. Açık alandaki arazi sahiplerinin zararlarını ben sübvanse ediyorum devlet ben olarak. Ben karşılıyorum evet, devlet olarak. Evet. Aksi takdirde ben hiçbir şeye karışmıyorum dediğinizde inanın o 1 milyon dekar bağ alanında ateşin içine atarsınız. Tabii. Çünkü bir sefer su verirsiniz, doğru, ikinciyi veremezsiniz. Açık alan yetiştiricisiyle beraber domates, doğru, mısır işte gibi gibi ürünler ekilen alanlar da susuz kalır. Bağ alanları da susuz domates kalır. Demişken bir mildiv hastalığı da galiba domateste değil mi? Etkili oldu. Evet, özellikle geride bıraktığımız viral zaman, hastalıklar, evet, virüs hastalıkları. Virüs son, sadece insanları değil bitkileri de tabii vuruyor. Tabii bitkilerde de virüs biliyorsunuz hayvanlarda da canlıların hepsinde bilinen hastalıklar ve aynen insanlarda olduğu gibi bitkilerde de ilaçlı bir tedavisi maalesef yok. Ha, buna dayanıklı çeşit araştırmaları, gen araştırmaları yapılıyor. Gen araştırmaları şunlar bunlar var ama halihazırda virüsle nasıl influenza ile hani insanlarda grip oluşturan işte ya da sarılıkla ya da işte gibi gibi AIDS ile insanın mücadele ediliyorsa, mücadele ediliyorsa bağlarda da meyve ağaçlarında da viral hastalıklarla bitkiyi güçlü tutarak özellikle hastalıklarla zararlarla evet, kimyasal ya da biyolojik mücadeleler ortaya konulabiliyor. Kimyasal mücadele viral hastalıklara karşı mevcut etki değil. Etki vermiyor çünkü ilacı yok. Aynen insanlarda aynen, olduğu gibi. Evet. Ancak takviye bir takım... Yok ben kimyasalı diğer hastalıklar için söyledim ama dediğiniz gibi virallerde karşılık vermiyor. Evet. Yani yerli malı haftasında bizim gerçekten artık oturup hani biz neden işte bugünlerde süt fiyatları konuşuluyor. Ve 2,5 liraya yakın bir fiyat. Üretici fiyatı. Da üretici evet, fiyatı. Bakın süt inekçiliği yani sütte fiyatın bana göre bir ziraat mühendisi olarak bana göre döviz cinsinden uzun vadeli olarak açıklanması lazım. Peki, çünkü girdiler. Biraz önce üretici ve tüketici arasındaki makastan evet, haklı olarak bahsettiniz. Şimdi siz 2,5 liralık üretici fiyatı deyince haklı olarak ben de kendimi bizi şu anda ekranları karşısında seyreden sevgili seyircilerimizin yerine koyuyorum. Ve aklıma böyle bir soru geliyor. Ben biraz nitelikli bir süt marketten almaya kalktığımda bir zincir markete gittiğimde organiği bile söylemiyorum. Yani işte ambalajlanmış bir pastörize olabilir. UHT tekniğiyle üretilmiş bir süt olabilir ama 10 liradan aşağı bulamıyorum raflarda. Evet. Ve açık yani 1'e 4 çok ciddi bir makas değil mi? Yani bütün ürünlerde aynı makas maalesef var. Burada özellikle kooperatifleşmenin yetersiz oluşu bir tarafta üretici zarar edip batarken yani gerçekten girdi. Tüketici de aynı şekilde ciddi bir çok yüksek gelir kaybına uğrarken maliyetler burada. Evet. Öderken çocuğuna işte süt almakta peynir fiyatları zaten gerçekten aldı başını gitti. Aldı başını gitti. Evet, evet. Yoğurt hakeza yine yoğurt fiyatları öyle. Evet. Benim gibi açık süt alıp hani kendi yoğurdunu evinde kendi yapanlar için bile süt fiyatları 4,5-5 liradan tabii, başlıyor. Tabii. Ki üretici de bunun yarı fiyatı. Yani bu neden böyle? Bu yıllardır bu sorunumuz. Aslına bakarsanız bunun nedenlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çözümünü de biliyoruz. Ama bir türlü bunu hayatta... Bir hipermarketler yasası var mesela. Yıllardır konuşuyoruz ama bir türlü hipermarketler evet, yasası çıkmadı. Sonuçta da küçük esnaf mağdur olmaya devam etti. Evet ve desteklerin de yani dünyanın her yerinde bir sefer hani hep biz destek deyince sanki böyle tarımcı, üretici böyle ha çok dışarıdan eline hani, bir para vereceksiniz gibi algılanıyor. Öyle değil. Cebinizden. Hayır hiç öyle değil. Öyle değil. Bakın sadece tarımsal üretimle üretilen tütünden, sigaradan alınan vergiye bakarsanız o verginin yarısının ancak çiftçiye, tüm çiftçiye destek olarak verildiğini görürsünüz. Alkolü hiç katmıyorum. Karıştırmıyoruz bile. Evet. Alkolü evet, karıştırmıyorum bile. Evet, doğru. Yani siz eğer sigaradan, tütünden ki tütün üretiminde de artık ithalatçı
tütünde de öyle, ithalatçı öyle. Konumu yerli tütün kalmadı gibi bir şey. Geldik. Evet. İşte Manisa'mızda bizim 900 bin dekar bundan 15-20 yıl önce tütün varken bugün 200 bin dekarlara... Sizin zeytin tarımı yaptığınız Akhisar eskiden tütünün başkentiyken... Hepimiz tütüncüydük. Değil mi? Şimdi artık zeytinin başkenti olma yolunda ilerliyor. Hepimiz tütüncüydük. Evet. Yani hangi konuyu ele alsanız işte bugün örneğin zeytin hasadı bitmek üzere. İşte son artık şeylerinde. Demlerinde. Ama üzülerek duyuyoruz ki Suriye zeytininin ve zeytinyağının Manisa'ya kadar geldiğini, Ege bölgesine geldiğini. Şimdi yerli üreticiyi siz koruyacaksanız... Burada bir yövmiye 120-125 liraydı. Tabii. Gübrenin şu anda insanlar gübre alıyorlar. İşte 3-15 tabir ettiğimiz kompoze gübrenin 50 kilogramı 125-130 liraya çıktıysa evet. Girdi maliyetleri bu kadar yüksekken bu insanlar bununla üretim yaparken siz başka bölgelerin çok daha kalite farkı olan bu buranın efsafına asla tutmayan yağını ki zeytin ve zeytinyağı özellikle tahsişe en elverişli gıdalardan doğru, birisidir. Doğru. Bizim buradaki üreticinin hani yerli malı haftasında bence hani tabii. Bunların konuşulması lazım. Konuşuyor evet. Olmamız ama lazım. Ama yıllardır da konuşmuyoruz bunları ne yazık ki yerli malı. Gerçekten. Sadece hamasi sözlerle geçiştiriyoruz. Geçiştiriyoruz. Yani coğrafi işaretler çok önemli. Yani siz bizim Akhisar'ımızın zeytinyağının kalitesini tabii ki Edremit bölgesi, Ayvalık bölgesi, onu da ayrı lezzetler, Muğla bölgesi apayrı lezzetler. Katılıyorum. Ama biz Manisa olarak şunu söylüyoruz ki hem Sofralık zeytinde hem de zeytinyağında Akhisar bölgemiz, Salihli'miz Manisa olarak gerçekten biz dünyanın en kaliteli yağlarından birini üretiyoruz. Gerçekten çok ama kısa sürede çok ciddi yol aldı Akhisar. Evet, üzülerek görüyoruz ki yani sağdan soldan bu bölgeye diğer bölgelerden özellikle de Suriye'den Afrin bölgesinden tahsis olduğundan neredeyse hiç kuşku duymadığımız ürünler geliyor. Bu duyumları evet. Bize kadar geliyor. Eminim yetkililere de bu duyumlar geliyordur. Ya da sosyal medyada görüyoruz. Doğru. İnsanlar 18 liraya 20 liraya zeytinyağı sözüm ona satıyorlar. Mümkün mü o mümkün fiyatlara değil, onun zeytinyağı olması? Gerçekten mümkün değil. Evet. Eğer dip zeytini 2 liralardan satıldıysa ve 7-8 kilodan 1 kilo yağ dip zeytininde alındıysa çıkartma maliyetiyle bile 20 liranın altına neredeyse gelmiyor bu. Haklısınız. Üstelik evet. Dip yağı. Evet. İbrahim Bey, son sözlerinizi alayım 1-2 dakika çünkü zamanımızı da dolduruyoruz. Evet. Veda edeceğiz sevgili seyircilerimize. Ne söylemek istersiniz? Ben şunu yani buyurun. Program nedenimiz bizim kuraklıktı. Hı-hı. Tabii. Bakın. İnşallah önümüzdeki dönem çok güzel yağışlar alırız. Hem yeraltı hem yerüstü su. Beklenti o yönde inşallah yanılmayız. İnşallah evet. Alırız. Ama bunun bilimsel bir gerçek ve artık Manisa Ovası'nın tamamı basınçlı kapalı sisteme geçmek zorunda. Evet. Ve bugünden tezi yok. Bütün eylem planları ABC planı olarak bir kısa vadeli eğer kanallara su veremeyecekse bir yol haritasına dönüşmek ne yapacağız? Zorunda. Evet. İki, orta vadeli kanallarda artık açık sulama sistemlerini terk edip bir an önce kapalı sulama sistemlerine geçmek için ne yapmalıyız? Ve gerekiyorsa da ürün desenimizi nasıl değiştirebiliriz? Ürün desenimizi nasıl oluşturmalıyız? Tek yıllıklar için. Tabii. Zaten bağcılığı bırakacak halimiz yok. Dünyada markayız. Zeytinde de öyle. Elbette. Kirazda da öyle. Elbette. Ama diğerlerinde açık alanda neler yapabileceğimizin planlamasının hemen bugünlerde yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bağladınız bu, finali. Bu olanağı verdiğiniz için. Her zaman. Sık sık sizin inşallah programlar yapacağız. Çünkü her biri ayrı programlarda tartışılacak kadar önemli evet. Mevzumuz var, meselemiz var. Masanın üzerine hepsini koyacağız. Üreticilerin sesi olmaya çalışacağız evet. Mümkün olduğu kadar. Bu ülkede, bu televizyonda biz daha çok üreticilerin sesi olmaya çalışacağız. Çünkü son yıllarda görüyorum ki onların sesi olmaya talip olan çok az insan var. Biz de onların sesi olmaya talip olarak çıktık yola. Teşekkür ederim. Yayın hayatında Manisa Televizyonu'na da Manisa TV'ye de başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte. Biz bir aile olarak hep birlikte bu başarıyı ümit ederim ki kazanırız. Teşekkür sağ olun. Ederim. Çok sağ olun. Değerli seyircilerimiz Kent ve Ekonomi programında canlı yayında bugün Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demren bizlerle birlikte oldu. Kuraklıkla başladık ama tarım öyle bir alan ki tabii birbirini çok fazla tetikleyen süreçler bir zincirin halkaları gibi. Üretime girdiğinizde daha pek çok konu ve kol vardı. Küçük küçük de olsa en azından o kolları işlemeye gayret ettik. O halkalara birer de biz en azından düğüm çözerek destekte bulunmaya gayret ettik. Ümit edelim ki bundan sonraki süreçte yine Türkiye'yi, Türk tarımını ve üreticisini
yakından ilgilen, tabii ki sanayicisini de, tüccarını da, ihracatçısını da ihmal etmeden bu ekranlardan sizlerle buluşturacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir başka Kent ve Ekonomi programında yine önemli bir konuda, kendi alanında yetkin, uzman, değerli bir ismi bu stüdyoda sizlerle buluşturuncaya dek sağlıkla kalın efendim.